Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi, merhabalar. Geliyor mu sesim? Duyabiliyor musunuz beni? Hadi bakalım bir merhabalaşalım. Hoş geldiniz, merhabalar. Pekuzem, öğrenci koçu Tuğba ben arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Nasılız? Keyifler yerinde mi? 2024 EKPSS tayfa, iyi miyiz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım. İyiyim. Çok naziksiniz sorduğunuz için. Merhabalar. Umarım hepimiz iyiyizdir arkadaşlar. 2024 EKPSS'ye hazırlanan öğrencilerimizle birlikteyiz. Güzel bir katılım var seminerimize. Hem Elif hocamızın öğrencileri hem de bizi takip eden öğrenciler katıldı. Hepimiz EKPSS'ye hazırlanıyoruz. Doğru mudur? Herkes bir bölümünü yazabilir mi? Hangi bölümlerden mezunuz? Biraz sizi tanımak istiyorum yakından. Harika. Çocuk gelişimi. Hadi herkes bölümünü yazsın. Bir tanışalım. Çok güzel. Hangi bölümlerden mezun olduk? Turizm mezunuyum. Tıbbi dokümantasyon okuyorum. Çok güzel. Ön lisans bilgisayar programcılığı. Harika. Müzeyyen hocam, ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Siz bizim kayıtlı öğrencimiz misiniz? İsminiz hiç yabancı gelmiyor. Müzeyyen Nur Akçay, değil mi? Çok iyi bir hafızam var. Harika. Fatih Bey, halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans. Çok güzel hocam. Harika. Bu arada hemen bakıyorum. Mustafa hocam, siz de bizim kayıtlı öğrenci misiniz? Hatta geçen gün kaydınızı ben aldım, değil mi? Yanılmıyorum. Mustafa Keçeci. Ön lisans çocuk gelişimi. Gizem hocam, sizde de gerçekten soracaktım bu arada. Adınız soyadınız hiç yabancı gelmiyor. Çok güzel, kayıtlı öğrencilerimiz de var. Havva Nur hocam, ön lisans çocuk gelişimi. Harika. Peki daha önce sınava giren öğrencilerim var mı? Hadi bakalım biraz bahsedin sürecinizden. Daha önce sınava girdim hocam. Atanmayı kaçırdım ya da işte çok düşük puan aldım, destek aldım, almadım. Biraz bahsedebilir misiniz? Müzeyyen hocam, sizi biliyorum. Siz bayağı tecrübelisiniz. 4 kez girdiniz. Evet, 76 aldım. Girdim hocam, desteksiz. Çok güzel ama düzenli çalışmadığım için olmadı. Fatih hocam, liseden 85 aldınız, atanamadınız. Hocam, orta öğretim biraz atamaları düşük ama sizin lisansta bölümünüz çok güzel, reklamcılık. Harika. Bence lisanstan bu puanı alırsanız kesinlikle ben atanabileceğinizi düşünüyorum. Gizem hocam da bayağı tecrübeli. Kayıtlı öğrencilerimiz zaten hedef 90 plus. Onları bir köşeye bırakıyorum. Şimdi yeni kayıt olacak öğrencilerim için de 90 plus puanına ulaşacağız arkadaşlar. Biz öyle bir sistem oluşturduk ki zaten bugün burada olmamızın amacı da bu sistemin detaylarını paylaşacağız sizinle. Tanyeli hocam, ses var. Sistem yöneticisi arkadaşımın direktifine uyum sağlayın. Sol alt köşede mikrofon simgesi var. Onun üzerine tıklayın. O kapalı olabilir belki sizde. Bakın Gizem hocam ne diyor kayıtlı öğrencimiz? Kesinlikle öyle hocam. Size ve kendime güveniyorum. Merak etmeyin, bu güvencin karşılığı atanmak olacak inşallah. Fadime hocam, bu ikinci olacak. İlk sınavım acemice oldu. Desteksiz 66. Çok güzel. Yani güzel, başarılı bir kitle var aslında. Peki daha çok Elif Hoca'dan mı gördünüz bizi arkadaşlar? Elif Hoca'nın sayfasından gelen öğrencilerin var mı? İki kere girdim. 84 puan orta öğretimden atanamadım. Hocam çok üzücü. Bu arada başarınız için tebrik ediyorum ama dediğim gibi biraz önce de orta öğretim alımları çok kuvvetli olmadığı için aynı puanı inşallah şimdi lisans ya da ön lisans hangi bölümü bitirdiniz bilmiyorum. Orada bir tık daha üstüne ulaşırsak ben bu yıl yolcu olacağınızı düşünüyorum. Çok güzel. Elif Hoca'dan gelenler var. Aa, Gizem hocamla Müzeyyen hocam arkadaş, bana Müzeyyen önerdi diyor.
Çok güzel, çok tatlısınız. Bizim bu arada arkadaşlar o kadar çok var ki böyle birbirine referans olan komşusuna, kardeşine, arkadaşına, akrabasına, sınıf arkadaşına. Yani böyle bir kayıt alıyorsak işte o öğrenci 3 tane daha kayıt getiriyor falan. Çünkü memnuniyet böyle bir şey arkadaşlar. Yani reklamın en iyisini aslında kayıtlı öğrenci yapıyor. O yüzden bizim en önemsediğimiz kısım, en çok memnuniyetini artırmayı hedeflediğimiz kısım kayıtlı öğrencilerimiz. Bu sefer ön lisans büro yönetimi ve yönetici asistanlığı inşallah olacak. Çok güveniyorum bizim sistemimizle, daha da çok güveniyorum olacak. Bu sene o sene arkadaşlar. Bakın Müzeyyen hocam ne diyor? Kayıt olmayan öğrencilerim özellikle bu kısmı çok dikkatli dinlesin lütfen. Müzeyyen Nurakçay bizim kayıtlı öğrencimiz. Sistemi beğendim. En çok hoşuma giden ders programını istediğim şekilde ayarlayabilmemiz oldu diyor. Yani biz bireysel bir program hazırlıyoruz. Şimdi zaten bu kısma da değineceğim. Tanyeli hocam evet 76 biraz yığılmanın olduğu bir sıralama. Yani minimum 85 plus'ı görmemiz lazım arkadaşlar. Bölümümüz ne olursa olsun EKPSS'de 85 üstünü kesinlikle hedeflemenizi istiyorum. Ki bizim kayıtlı öğrencimiz olduğunuzda biz hedef olarak 85'in altında bir puan hedeflemeyeceğiz sizin için. Fatih Bey senede bir atama yapmıyorlar, 2 yılda bir atama yapıyorlar. EKPSS'nin alımları 2 yılda bir. Gizem hocam seviye belirleme sınavlarımız Ağustos ayı içerisinde yapılacak. Bunun için özellikle bilgilendireceğiz. Hatta yarın da EKPSS kayıtlı öğrencilerimizin semineri var. Çok güzel. Hatta şu an evet Müzeyyen hocam doğru söylüyor. SBS'ler yüklü, onları çözebilirsiniz. Eğer hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi herkesten bir hazırız yanıtını almak istiyorum. Hazır mıyız? 90 puanı nasıl alacağız? Ondan bahsedeceğim size. Harika. Herkes hazırsa başlıyorum. Şimdi arkadaşlar biz Tekudem olarak özellikle Elif Hoca'dan gelen öğrenciler için şöyle bir dipnot geçeyim. Kayıtlı öğrenciler bu kısmı dinlemeyebilir. Biz bir eğitim kurumuyuz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 10 yıldır uzaktan eğitim şeklinde sürecine devam eden bir eğitim kurumuyuz. Elif Hoca da bizim işbirlikçi öğretmenlerimizden bir tanesi. Ve EKPSS alanında özel eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Ve çok uzun yıllardır veriyoruz. EKPSS bizim kendimize en güvendiğimiz alanların başında geliyor. Kayıtlı öğrenci yorumlarını gördünüz. En çok derece çıkardığımız branşlar EKPSS'de çok çok fazla var. Ve bizim özel bir eğitim modelimiz var arkadaşlar. Bizi diğer bütün dershanelerden, diğer online eğitim veren kurumlardan ayıran en önemli özelliğimiz şu anda Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilmiş olan yapay zeka eğitim modelini Tekes'i kullanıyor oluşumuz. Tekes'in temelinde de arkadaşlar bireysellik ilkesi yatıyor. Yani bizim savunduğumuz düşünce şu. Her öğrenci öğrenir. Herkes öğrenir. Ancak her öğrenci farklı öğrenir. Doğru mu? Hiçbirimiz birbirimizle aynı değiliz. Bu doğru mu öncelikle? Bir beyin fırtınası yapalım. Aynı izleyen var mı? Hocam ben herkesle aynıyım. Ben farklı değilim. Herkes farklıdır arkadaşlar. Bakın ikiz kardeşlerin bile öğrenme yapıları aynı değil. Biri sayısalcı oluyor, biri sözelci oluyor. Kardeşlerin, aynı sınıfta eğitim alan öğrencilerin hiçbirinin öğrenme karakteri, öğrenme düzeyi, derslerdeki seviyesi, hedeflerine olan uzaklıkları aynı değil. Dolayısıyla ben bir sınava hazırlanıyorsam bireysel olarak kendi özelliklerimle uyumlu bir şekilde hazırlanmak zorundayım. Doğru mu? Evet, Gizem hocam diyor ki kimi not tutarak öğrenir, kimi ezberler. Aynen öyle. Yüzlerce öğrenme yöntemi var arkadaşlar. Biri doğrudur diyemezsiniz. Her öğrencinin doğrusu farklıdır. Çünkü benim görmeye ihtiyacım olabilir. Gizem hocamın işitmeye ihtiyacı olabilir. Fatih hocamın dokunmaya ihtiyacı olabilir. Ben hızlı öğrenirim. Sen 3 kere de öğrenirsin. Öğrenme hızımız farklı olabilir arkadaşlar. Doğru mu? Müzeyyen hocam diyor ki mesela ben sayısal kısmını az okusam ya da görsem hatırlarım ama sözel kısmı dinlesem de not tutsam da çok olmuyor. İşte bu derslerdeki seviyenizle de bağlantılı bir şey. O yüzden şimdi şunu der gibisiniz.
Evet hocam, herkes farklı öğreniyor ama bunun bana sağlayacağı katkı ne? Yani ben farklı öğrendiğimi evet biliyorum ama ne yapmam gerekiyor? Ben bu farkı nasıl analiz edeceğim? Şimdi ondan bahsedeceğiz size. Buradaki total sorular, en sevdiğimiz etkinlik farklıdır, en sevdiğimiz yemek, en sevdiğimiz müzik türü, en sevdiğimiz renk. Eminim bunları sorduğumda hepiniz farklı yanıtlar vereceksiniz. Ama en önemlisi arkadaşlar, ders çalışırkenki bizim öğrenme yapımız. Mesela en sevdiğiniz ders hangi? Hangisi? Herkes cevap versin bakalım. Kimler hangi dersi seviyor? Harika. Şu an seminerde olan herkes sayısalcı mı? Herkes matematik yazmış. Çok sevindim ve şaşırdım açıkçası. Matematik. Çok güzel. Genelde matematik en sevmediğim dersi aldığım yanıt olduğu için biraz şaşırdım. Mazur görün lütfen. Muhammed Salih Hocam diyor ki hiç sevmediğim ders Türkçe. Unutulmuyor çünkü. Doğru, matematik mantıksal bir ders. Sayısal dersler mantığını öğrendiğinde çok geç unutursun. Haklısın. Peki yazarak mı anlatarak mı daha iyi anlıyorsun? Herkes nasıl daha iyi anladığını yazsın. Gizem hocam, tekiste önyargı diye bir şey yok. Tüm önyargılarını yıkacağız, hiç merak etme. Yazarak, anlatarak, yazarak. Bakın burada bir yandan da lütfen chat paneline bakın. Ne kadar farklı yanıtların geldiğine bakın istiyorum. Peki, hangi saatlerde verimli ders çalışacağını bilen var mı? Gündüz. Gece diyen var mı? Gece, sabah saatleri. Bakın cevaplar nasıl farklı geliyor. Gündüz. Çocuk var çünkü diyor. Tanyeli hocam, Allah yardımcınız olsun. Çocukla zorlanacağınızı düşünebilirsiniz ama merak etmeyin, biz bunun da önüne geçeceğiz. Peki öğrendiklerimizi ne sıklıkla unutuyoruz? Hocam ben unutma süremi biliyorum diyen var mı? Hemen. Bilmiyorum. Hemen mi unutuyoruz? Celil hocam. Tarihte hemen. Derse göre değişiyor değil mi kişinin unutma süresi? Arkadaşlar her zihin unutmaya kodludur. Bunu unutmayalım. Unutmayan hiç kimse yok. Hepimiz unuturuz. Kimi daha erken unutur, kimi daha geç unutur. Ha, bunlar değişkenlik gösterebilir ama herkes unutur. Unutmamak için de kişinin öğrenme, yani unutma süresine göre bir tekrar periyoduna ihtiyacı var. Biz bunu da yapıyoruz kayıtlı öğrencilerimize. Tarihe bir ay bakmayayım unuturum. Bir ay çok geç bu arada, unutursunuz. Peki ders çalışırken mantık mı kurarsınız, ezberler misiniz? Genelde yönteminiz ne olur? Daha çok mantıksal mı, ezberler mi? Aysu'cum çok teşekkür ediyorum. O senin bakan gözlerinin güzelliği canım benim. Aysu da kayıtlı öğrencimiz. Hoş geldin Aysu bu arada. Güzel bakan güzel görürmüş. Hem ezber hem mantık. Bu da değişiyor değil mi arkadaşlar? Mesela Türkçe'deki dil bilgisindeki kuralları belki ezberlersin. Ama matematikteki denklemde kullanacağın formülleri belki mantıksal olarak bir mantığa oturtabilirsin. Yani burada da senin çalışacağın derste bile değişiyor. Bak burada bile ayrılıyorsun. Yani hocam benim bir ezber sistemim var. Ben bütün derslerde ezberliyorum. Bunu yapamazsın. Her ders bir kere ezbere uygun değildir. Her ders mantığa da uygun değildir. Yeri geliyor ezberliyorum, yeri geliyor mantık kuruyorum. Okey, çok güzel. Peki arkadaşlar, şu an çalışmaya başladıysanız bir oturuşta kaç dakika sıkılmadan ders çalışıyorsunuz? 2 saat, çok güzel. Ama molalarla, derse göre değişir. Muhammed Salih Hocam 3-4 saat. 30 dakika. Tebrik ediyorum. 1 saat molasız. Güzel. Yani Pomodoro tekniği Müzeyyen Hocam 25'e 15 değil mi? Bebeğe bağlı diyor. Aysu diyor ki derse göre değişiyor benim de. 25'e 5, özür dilerim, düzeltiyorum.
Burada bile değiştik aslında. Yani burada bile sonuçlarımız, cevaplarımız ne kadar farklı çıktı. Bu soruları neden sordum arkadaşlar? Şimdi bu sorularda şu benim çok dikkatimi çekti. Her öğrencinin verdiği yanıt farklıydı ve bu farklılıkların ortaya çıkması için bizim eğitimlerimize kayıt olduğunuz zaman sadece yapay zekada olan eğitim analizlerimiz var. Bunu Aysu bilir, Müzeyyen bilir, Gizem bilir, diğer kayıtlı öğrencilerimiz bilir. Eğitim analizi. Bu eğitim analiziyle biz size neyi sağlayacağız arkadaşlar? Öğrenme yapınızı ortaya çıkarıp sen nasıl verimli ders çalışacaksın? Senin verimli çalışma yöntemin ne? Bir kere bunu bulacağız tırnak içinde. Sonra bu eğitim analizini arkadaşlar sizin kayıt olduktan sonra girdiğinizde en gerçekçi cevapları vermenizi istiyorum. Çünkü ne kadar doğru cevap verirseniz o kadar verimli çalışmış olacaksınız. Mustafa Hocam hepsini yapmanız gerekiyor. Henüz kayıt olmadım, kararsızım. Bence hiç kararsız kalmayın. EKPSS çok özel ve ayrıcalıklı bir sınav arkadaşlar. Ve şu an çok zamanınız yok. 8 ay var. Büyük bir ihtimalle Nisan'da yapılacak sınav. Ve 8 ay güzel bir zaman aralığı. Tek başınıza çok yıpranırsınız arkadaşlar. Bir programınız olmadan, sınavı tanımadan, kendinizi tanımadan, verimli ders çalışmayı bilmeden YouTube'muş, farklı kurumlarmış, kendiniz çalışmakmış sadece zaman kaybedersiniz. Çok net söylüyorum. Mehmet Hocam fiyatları ileteceğim. Bu seminerde olan öğrencilerimin özel bir indirim hakları var. Bunu da ileteceğim. Bakın Gizem Hocam diyor ki kayıtlı öğrencimiz kesinlikle olmalısınız bence diyor. Kayıtlı öğrencimiz bunu söylüyor. Tanyeli Hocam dersler gruplar halinde bu soruları da yanıtlayacağım. Müzeyyen Hocam da bence de kayıt olun diyor. Bakın bunlar bizim kayıtlı öğrencilerimiz, eğitimlerine, ön hazırlıklara başlayan öğrenciler. Çünkü arkadaşlar bu tarz sınavlarda yani ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kazanmak için, başarılı olmak için olmazsa olmaz iki şey vardır. Verimli çalışmaktır. Verimli çalışmayı da öğrenme yapını bildiğin zaman yapabilirsin. Biz sana nasıl verimli ders çalışman gerektiğini öğreteceğiz. Gizem Hocam diyor ki gerek hocaların ilgisi gerek her sıkıntımıza anında müdahale etmeleri ben çok beğendim sistemi diyor. Çok teşekkür ederiz Gizem Hocam. Bunu sizden duymak bize ayrıyeten çok mutlu etti. Aysu da diyor ki kayıt olun diyor. O da kayıtlı öğrencimiz. Tanyeli Hocam eğitimlerimiz başlamadı. 1 Ağustos'ta ısınma kampları başlayacak. Eylül'de canlı dersler başlayacak. Bu semineri de özellikle erken kayıt süreci bitmeden ben yapmak istedim. Çünkü şu an fiyatlar çok uygun. Bir fiyat revizesi olacak 1 Ağustos'ta. Yani şu an kayıt olmanız halinde siz hemen derslerden faydalanmaya, yapay zekadan faydalanmaya başlıyorsunuz. Müzeyyen Hocam diyor ki kayıt olun tek başına pek olmuyor diyor. Celil Hocam branşınız çok önemli değil. EKPSS'de zaten ön lisans, lisans grubu aynı sınava giriyor. Zihinsel engelliler farklı bir sınava giriyor. Bir de görme engelliler farklı bir sınava giriyor. Yani sen hangi bölümü bitirirsen bitir zaten gireceğin sınav aynı. Bence bir an evvel bölümünü, branşının belli olmasını beklemeden çalışmana başla. Vakit kaybetmeni istemem. Gizem Hocam da diyor ki bir de dershane ile kıyasladığınızda çok uyguna geliyor fiyat. Bence de kesinlikle arkadaşlar. Ya bir de dershaneyi falan geçtim arkadaşlar. Bu sistem başka hiçbir yerde yok ki. Biz mesela 90 plus puan aldıracağız size. Neye güvenerek diyoruz? Yapay zekaya güvenerek diyoruz. Çünkü her öğrencinin seviyesi aynı değil. Biz bunu biliyoruz. Her öğrencinin hedefi de aynı değil. Öğrenme yapısı da aynı değil. Yapacağı çalışma yöntemi de aynı değil. Programı da aynı değil. Biz diyoruz ki öğrenciyi merkeze alalım. Gizem'in öğrenme karakteri neyse yapay zeka ona göre program hazırlıyor. Müzeyyen'in öğrenme karakteri neyse matematikteki, Türkçedeki, tarihteki, coğrafyadaki, vatandaşlıktaki seviyesi neyse yapay zeka ona göre bir program hazırlıyor. Ve bizim sistemimize kayıt olduğunuzda arkadaşlar şu an erken kayıt sürecindeyiz ya. Dönem başladığında önce eksik analizi yapıp sonra dönemin planlamasını yapıp sonra da her hafta sizi takip edecek bir yapay zeka sistemi bu. Fatma Hocam ben atama puanlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bence yükselir. Çünkü şu an mülakat falan da kalktığı için birçok branşta hiç girmeyecek öğrenciler bile girmeye karar verdiler. Sayı artar. Melisçim tabii ki de uygun. Hocam orta öğretim zihinsel uygun mu? Uygun. Bizim eğitimimiz bütün kategorilere uygun arkadaşlar.
Şimdi biz bu eğitim analiziyle sizin kişiye özel yani verimli çalışma yönteminizi belirledikten sonra arkadaşlar ders çalışma programınızı hazırlıyoruz. Bu programı hazırlarken de az önce ne dedim? En sevdiğiniz dersi sormamdaki amaç neydi? Yanıtlar farklı geldi, değil mi? Birinin matematikte seviyesi ileriydi, birinin Türkçe'de ileriydi, birinin tarihte ileriydi. Yani sizin her dersteki seviyenize sadece TEKÜZEM'in yapay zekasının uyguladığı seviye belirleme sınavlarıyla birlikte biz ölçeceğiz. Konu bazlı yapılacak çalışmalarınızı belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki mesela Gizem, senin matematik problemlerde problemin var. Yani o noktada bir sıkıntın var. Bunu önceliklendirecek yapay zeka. Ya da sen tarihte Osmanlı siyasi tarihinde çok ileri düzeydesin. Bunda belki de konu çalışması yapmadan soru çözümü yapmanı isteyebilir. Hangi derste, hangi seviyedeysen seviyene uygun bir çalışma yapacaksın. Melike Hocam ikinci atama olmayacak. Şu an ilk atama 2024'te olur. Mehmet Hocam haftanın en az 3 günü ders olacak. Akşam 7 ile 10.30 arasında Türkiye geleli 10 tane de deneme sınavınız olacak. Tanyeli Hocam hayır ben Ocak'ta atamanın olacağını düşünmüyorum. 2024'te olacak atama. O yüzden seviye belirleme sınavına girdikten sonra arkadaşlar biz sizin hedefinize ulaşmanız için günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini belirleyeceğiz. Bu diyeceğiz ki Mehmet hedefi 85 ama Mehmet şu an 60 bandında. Arada 25 puanlık bir kat etmesi gereken mesafe var. Bu 25 puanı kat etmesi için de günde şu kadar saat ders çalışması gerekiyor diyecek yapay zeka. Yani biz sizin programınızı hazırlarken kaç saat çalıştığınızda hedefinize ulaşabileceğinizi de hesaplıyoruz aslında. Melis'ciğim evet öğrenciye özel hazırlanıyor. Bakın arkadaşlar bu da en çok aldığım sorulardan biri. Hocam ben evliyim. Çocuğum var, iş yaşamım var, okulum var, stajım var, kursum var. Bunlar bahane değil. Bunları geçin. Çünkü yapay zeka bireysel bir sistem. Sen hangi gün, hangi saat çalışabileceksen onu sisteme giriyorsun. Sistem ona göre bir ders çalışma programı hazırlıyor zaten. Yani sizin ders çalışma programınız size uygun halde yapılacak arkadaşlar. O yüzden iş yaşamınız varsa devam edebilirsiniz. Evliyseniz, çocuğunuz varsa bunlar çalışmanıza, bu sınavda başarılı olmanıza, dönem sonunda atanmanıza engel değil. Bunlar birer bahane. Melike Hocam ben ikinci atama olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü zaten güzel bir alım oldu ve Nisan'da zaten sınav olacak. O yüzden Ocak'ta ikinci atamanın olması 24'ün alımlarını çok olumsuz yönde etkiler. Direkt o alımı 24'le birleştireceklerini düşünüyorum ben. Ve bizim çalışmalarımızda arkadaşlar bizim eğitimlerimize kayıt olduğunuz zaman biz size konu bazlı yapılacak çalışmaları belirlerken hangi konuda, hangi seviyedeyseniz, mesela ben hiç matematik yapamıyorum diyenler bir parmak kaldırsın. Hocam ben matematik hiç yapamıyorum, temelim hiç yok. Melis parmak kaldırdı, Mehmet hocam ben diyor. Çok var bu arada, matematik bizim geleneksel bir problemimiz. Geometri yapamıyorum Müzeyyen hocam. Hiç sorun değil arkadaşlar, bakın. Bizim sistemimizde ne var biliyor musunuz yapay zekadan? Eğer bir derste temelin hiç yoksa, hiçbir bilgi birikimin yoksa yapay zeka seni o derste o konuda ön hazırlıkla başlatıyor. Ön hazırlık ne demek? O konuyu anlaman için girizgah, yani o konunun ön hazırlığını yaptırıp konuyu öyle geçiyorsun. Konuyu çalıştırıyor, tekrara geçiriyor. Tekrarı yapıyorsun. Orta zor seviyede soru çözümüne, kolay seviyede soru çözümüne geçiyorsun üst level'da. İleri seviyeye geliyorsun, zor seviyede soru çözüyorsun. Yani sen her konuda 5 basamaklı merdivenden çıkıyorsun ve biz buna garanti öğrenme modeli diyoruz. Bakın diğer dershaneler ne yapıyor? Konu çalıştırıyor, zor soruya geçiriyor. Öğrenci soruyu yapamayınca ne oluyor? Öğrenemiyor. Fatih Hocam ben bu yıl olacağını düşünmüyorum ama yine bekleyelim. Sürpriz olursa olur ama ona güvenerek çalışmalarınızı bırakmayın. Benim tavsiyem bu olur. Eğer olmazsa pişman olursunuz, 2 yıl çöpe gider.
O yüzden biz sizin derslerdeki seviyelerinizi ölçeceğiz demiştik ya. Hangi dersin hangi konusunda hangi seviyedeysiniz o seviyeye uygun çalışma yapacaksınız. Diyelim matematikte temelin yok mu? Matematikte ön hazırlıkla başlatacağız seni. Türkçede temelin çok ileri düzeyde mi? Kolay soru çözümüyle başlayacaksın. Ya da tarihte orta düzeyde mi? Tekrarla başlayacaksın. Yani hangi derste hangi seviyedeysen ona göre bir eğitim alacaksın. Peki arkadaşlar şu an ders çalışmaya başlayan öğrencilerin var mı? Bir program yapan, çalışmalarına başlayan? Soru bankası almaya ihtiyacınız olmayacak. Bizim sistemimizde soru çözümleri çok fazla bir şekilde var. Geniş bir kütüphaneniz olacak hocam. Peki şöyle bir şey söylesem size, yaptığınız çalışmalardan aldığınız verimi, o çalışmayı ne kadarını öğrendiğinizi, ne kadarını öğrenemediğinizi size söylüyoruz desem bu sizi etkiler mi? Çünkü yapay zekada arkadaşlar bu sisteme kayıt olduğunuzda, canlı dersler başladığında, bitirilen her konu sonunda o konuyu ne kadar öğrendin, ne kadar öğrenemedin, bunun check-up'ına gireceksin. Konu tarama testine gireceksin ve yapay zeka seni puanlayacak. Diyecek ki Gizem, sözcükte anlam konusunu öğrendin. Tebrik ediyorum. Sıradaki konuya geçebilirsin ama bu konuyu öğrendin demek bunu bir daha çalışmayacağın anlamına gelmiyor. Bunu arşivliyor. Unutma sürene göre o konuyu tekrar etmen gereken zaman aralığında yeniden takvimine ekliyor. Değil mi? Hem de çok etkiler diyor. Bence de çok etkiler. Şu an bizim en büyük problemimiz rastgele çalışmamız. Bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bakın arkadaşlar yaptığınız en büyük hata şu. Çalışıp 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 durup es verip de ben ne yapmışım diye geriye bakmıyorsunuz. Bu çok büyük bir hata. Çok büyük bir eksiklik. Eğer bir adım atıyorsan o adımı garantilemek zorundasın. O yüzden bizim eğitimimize kayıt olduğunuzda bitirilen her konu sonunda check-up'lara gireceksiniz. Oradan öğrenme oranınızı sistem tespit edecek. Öğrendiğiniz konuları tekrar etmeniz gereken zaman aralığında tekrar periyodunu oluşturup karşınıza getirecek. Eğer o konuyu öğrenemediysen aynı konu üzerinden çalışma takvimine ekleme yapılacak. O konuyu öğrenene kadar o konuyu çalıştıracak yapay zeka sana. Zaten hocam problem bu. Konu dinlerken herkes çok keyifli dinliyor. Dizi gibi dinliyor, film gibi izliyor mesela. YouTube'dan açıyor sıralı. Dinle, dinle, dinle. Ama sen soru çözümüne gelip yapamıyorsan hiç kusura bakma boşuna dinlemişsin. Öğrenme burada gerçekleşiyor. Müzeyyen hocam 2024 Eylül ayında başlayacak. Mehmet hocam 17'de başlayacak bir Zoom yayınımız yok. Yarın. Yarın bizim bir de kayıtlı öğrencilerimizle seminerimiz var. Ondan bahsedilmiş olabilir. 16'da şu an burada 16'da olan seminerden bahsedilmiş de olabilir. Belki yanlış yazılmıştır 17 olarak. Ve arkadaşlar biz sizden hani öğrencilerimiz sormuştu ya hocam ben çalışıyorum benim vaktim yok ben nasıl ders çalışacağım falan diye. Biz sizden günde ayırabileceğiniz toplam süreyi öğreneceğiz. Haftalık çalışabileceğiniz süreyi de öğreneceğiz. Gizem hocam 16'da başlayacak. Yani şu an başlayan seminer siz onu dikkate almayın seminerdesiniz zaten. Yanlış yazılmış olabilir. Ve buna göre de arkadaşlar size uygun ders çalışma programını yapay zeka sistemiyle birlikte hazırlayacağız. Bakın Müzeyyen hocam diyor ki en sevdiğim kısım bu. Bir de kişilik analizi yapması. Evet kesinlikle öyle. Bakın bu örnek bir çalışma programı arkadaşlar. Kayıtlı bir öğrencimize yaptığımız bir program. Sizin mola sürenize kadar hangi derste ön hazırlık yapıp hangisinde konu anlatımı çalışıp hangisinde tekrar yapıp hangisinde soru çözmeniz gerektiğine kadar yapay zeka seviyenize göre programı yapıyor. Buraya kadar sorusu olan var mı sistemle ilgili? Elif Hoca'nın öğrencileri özellikle.
Kesinlikle Özge Hocam. Dersler canlı. Birazdan o kısma da geleceğim. Çok güzel. Mustafa Hocam sen zaten kayıtlı öğrenci misin? Bunları sana detaylı anlattık. Özge Hocam siz kayıtlı öğrenci misiniz bu arada? Hemen onlardan da bahsedeyim. Evet, yeni kayıt oldunuz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Evet, bu programı istediğiniz zaman revize edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Haftalık olarak yapay zeka zaten programı raporluyor ve bu dinamik bir program. Her hafta programınız otomatik olarak yenileniyor, güncelleniyor. Şimdi ben biraz derslerin akışından bahsedeyim arkadaşlar size. Şimdi 2024 EKPSS'ye kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar, canlı Eylül ayında dersleriniz başlayacak. Bütün konuları Ankara'nın en iyi öğretmenleriyle sıfırdan haftanın belirli günlerinde akşam saatlerinde akşam 7 ile 10.30 arasında canlı bir şekilde konu anlatım, konu sonlarında tekrarlar, soru çözümleri, sınava birkaç ay kala dev genel tekrar kampları, soru çözüm kampları, Türkiye geneli deneme sınavları, dijital PDF ders notları ile birlikte biz size sağlayacağız. Yani bir dershanenin evinize gelmiş hali gibi düşünün. Bir de artı olarak bu eğitime kayıt olduğunuzda bu bahsettiğim yapay zeka bireysel eğitim modelinden size özel ders çalışma programı oluşturulması, seviye analizi, öğrenme karakteri keşfi. Bu programın her hafta yeniden kontrol edilip raporlanıp programın karnesinin çıkarılıp size iletilmesi ve her hafta ders çalışma programının revize edilmesi ve sizin attığınız her bir adımı garantilemeniz, bitirdiğiniz her konuda check-up'a girmeniz, ne kadarını öğrendiğinizi, ne kadar öğrenemediğinizi görmeniz ve öğrendiğinizde ayrı aksiyon almanız, öğrenemediğinizde ayrı aksiyon almanızı sağlayacak standardın çok dışında ve üstünde bir sistemle eğitim alacaksınız. Hayır Gizem Hocam, siz tam pakete kayıtlısınız, başka bir ücret ödemeyeceksiniz. Hepsi dahil. Ve şu an Mehmet Hocam bütün dersler var. Türkçe, tarih, coğrafya, matematik hepsi. Nisa Hocam evet bütün lise, ön lisans, lisans, zihinsel engel, görme engel hepsi bütün EKPSS branşlarında bu sistemden faydalanabileceksiniz. Şimdi ben kayıt olmanız için arkadaşlar özellikle yöneticilerimle görüştüm. Bu seminere katılan öğrencilere 300 TL'lik bir indirim çeki hazırladım. Sistem yöneticisi arkadaşım birazdan bir link iletecek. Bu linke tıklayıp kayıt olabilirsiniz arkadaşlar ki Elif Hoca'nın öğrencileri özellikle Elif Hoca da sayfasında paylaştı. EKPSS 2024 kodu ile 300 TL'lik bir indirim çeki kazanıyor arkadaşlar. Elif Hoca'dan değil de bizim sayfamızdan görerek kayıt olmak isteyen öğrencilerime de ben yöneticilerimle görüşüp ekstra bir 300 TL'lik indirim çeki ayarladım. Onun indirim kodu da arkadaşlar 300 EKPSS. Şu an ilettiğim linke tıklayıp kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben size ücreti de ileteyim bu arada. Ücret bilgisine de bakalım birlikte. Hemen gösteriyorum. Nisa hocam son gün bugün. Elif hoca ile yeni bir görüşme yaptık. Çok talep geldiği için biraz süreyi uzattık. Bugün son gün arkadaşlar. Şu an bu seminere katılan her öğrenci 300 TL'lik bir indirim kodu kazandı bu arada. Şimdi ben size bir saniye. Tutarla alakalı da bilgi aktarayım. Zaten hocam sesler bu arada PDF'e gerek yok. Kulaklıkla dinlediğinizde zaten bizim sesli kitap uygulamamız var gibi düşünebilirsiniz. Hocalar zaten her şeyi anlatıyor. Şu an bu linke tıklayıp kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Elif Hoca'dan gelenlerin indirim kodu EKPSS 2024. Ha, testlerde şöyle olabilir hocam. Yanınızda biri refakatçi olabilir. Testlerin sesli okuma sistemi yok. Ya, zaten sınava da yanınızda biriyle gireceksiniz ya görme engeli durumunuz varsa.
Tamam Mehmet Hocam, WhatsApp'tan kayıt olmak istediğinizi yazın, link atalım size. İkisinin de indirim kodu aynı. Arkadaşlar şu an ben ücret bilgisini göstermeye çalıştım ama başaramadım galiba. Google'a gitmeye çalışıyorum da şu an. Şimdi, pek uzam. Bakın arkadaşlar, ben size nasıl kayıt olmanız gerektiğini de ileteyim. Şimdi arkadaşlar bakın, burası bizim sayfamız ya. EKPSS 2024 ücreti ileteceğim. Şu an bu ücretlerde bu arada en son kayıt dönemindeyiz. Arkadaşlar şu an bir yıllık tam paket eğitiminin ücreti 2.999 lira. Bu seminere katıldığınız için 300 TL'lik indiriminizle birlikte 2.699 TL ücreti. Hayır Müzeyyen Hocam, hafıza teknikleriyle anlatmıyoruz. Bizim her öğrencinin öğrenme karakterine göre özel bir programımız var. Hem Elif Hoca'nın öğrencisiyim hem de seminere katıldım. Fiyat sizin için 2.699 TL olacak arkadaşlar. Kayıt olmak isteyen öğrenciler, kayıt olmak istiyorum linkine tıklasın. Size WhatsApp'tan link atıp yardımcı olalım. Var mı sorularınız? Bu arada eğer kredi kartı kullanımınız varsa arkadaşlar, bu indirimli tutarı 2.699 TL'yi kredi kartına peşin fiyatına 12'ye kadar bölebiliyoruz. 12 taksitte de aylık sadece 224 liraya tekabül ediyor. Var mı sorularınız, merak ettiğiniz kısımlar? Ben yeniden linkimizi paylaşayım. 551, 592, 58, 35. Kayıt olmak için hocam Temmuz 15'te zam geldi. Şimdi ikinci zam 1 Ağustos'ta gelecek ve kontenjanlarımız dolmak üzere. Bence bu tutarı hiç kaçırmayın. Şu an 2.999 lira üzerinden arkadaşlar %10'luk indiriminizle birlikte. Fatma Hocam, bununla alakalı bir bilgim yok. Ben atama olmayacağını biliyorum. Siz bu bilgiyi nereden edindiyseniz lütfen bu bilginin doğruluğunu oradan teyit edin. Hayır, öyle bir şey yok. Biz hedeflediğiniz puanı aldırma garantisi veriyoruz. Siz uyum sağlarsanız 90 plus puan garanti. Mümkün değil, eski fiyattan veremem. 2.699 TL. Eğer kredi kartınız varsa da 12 aya kadar taksitlendirme yapıyoruz. Yeniden son kez linki atıyorum. Arkadaşlar sınıflarımız dolmak üzere. Son artık böyle bir 3-4 falan kişilik bir boşluğumuz kaldı. 1 Ağustos'ta da biz çalışmalarımıza video derslerden ön hazırlıklarla başlıyoruz. Eğer atanma gibi bir derdiniz varsa geç kalmayın. Bu indirimin de ben yöneticimle şimdi görüştüm bir yandan sizinle seminerdeyken. En geç yarın akşam 7'ye kadar, yarın mesai bitimine kadar yardımcı olabileceğimizi söyledi. 300 TL'lik indirim çekinizle birlikte. Tanyeli Hocam, bugün yarın kayıt olabilirsiniz. Yarın 7'de indirimin son günü arkadaşlar. Yoksa sayfadaki ücretten kayıt olmak zorunda kalırsınız. 300 TL'lik özel bir indiriminiz var. Bunu kaçırmanızı istemiyorum. Yerinizi ayırmak için de ilettiğim WhatsApp linkine kayıt olmak istiyorum diye yazın. Hayır Veysel Hocam, 1 Ağustos'ta ısınma kampları başlıyor. Eylül ayında canlı dersler başlıyor. Ferdi Hocam, gerekli bilgiyi verdim. Siz biraz geç katıldınız galiba. Seminerden sonra tekrar izleyebilirsiniz. Yaklaşık 40 dakikadır seminerdeyiz çünkü. Elif Hoca'nın indirimini kullanmak isteyenler özellikle yazabilirler. Evet Gizem Hocam, videolarla kamp, ısınma kampları olacak. Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, bunların ön hazırlıkları olacak. Yeniden son kez linki atıyorum. 300 TL indirimden faydalanıp kayıt olmak isteyenler linke tıklasın ve kayıt olmak istiyorum yazsın. Benim seminerimden geldiğinizde mutlaka yazın. Tuğba Hoca'nın seminerine katıldık. İndirimi kullanmak istiyoruz diye yazın.
Fatih Hocam dersler hafta içi akşam 7 ile 10.30 arasında olacak. Hafta sonu dersimiz yok. Ama dersler kayıt altına alınıyor. Siz hafta sonu müsaitseniz hafta sonu izleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Var mı sorularınız? Mehmet Hocam, bu özel durumunuzu WhatsApp'tan yazabilir misiniz bana? Veysel Hocam, her gün değil, haftanın belirlenen 3 günü olacak. Sorularınıza bakıyorum bir yandan, yanıtlamadığım var mı diye. Sorularınız var mı arkadaşlar? Bitirelim burada seminerimizi. Kayıt olmak için ilettiğim linke tıklamanız yeterli. 300 TL'lik indirim olacağız Gizem Hocam. Tercih döneminde de yardımcı olacağız. Hiç merak etmeyin. 300 TL'lik indirim çekiniz arkadaşlar. Yarın akşam 7'ye kadar, mesai bitimine kadar geçerli. Kayıt işlemleriniz için yazmanızı bekliyoruz. Siz gündüz ders çalışabilirsiniz. Programınızı gündüz yaparız. Canlı dersler akşam olacak ama. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Celil Hocam, bütün branşlar aynı sınava giriyor. Kaç çeşit olduğu çok önemli değil. Sizin engel durumunuz neyse ona yönelik bir sınava giriyorsunuz. Zihinsel engelliler, görme engelliler ve diğer geride kalan engel gruplarının hepsi aynı sınava giriyor. Mehmet Hocam, ben ulaşıp yardımcı olacağım size kayıt için. Ben de teşekkür ederim. Instagram hesabım tekuzem.com. Özge Hocam, ben de çok teşekkür ederim güzel katılımınız için. Kayıtlı öğrencilerle yarın görüşeceğiz bu arada. Yarın yine bir seminer yapacağım kayıtlılar için. Sadece kayıtlıların girebileceği. O yüzden bugünden kaydınızı tamamlayın arkadaşlar. Yarın kayıtlı öğrenci seminerinde daha detaylı nasıl ders çalışmanız gerektiği ile ilgili bilgilendireceğim sizi. Kayıt olmak için son kez linki iletiyorum. Yazabilirsiniz. Gizem Hocam, onun saati henüz belirlenmedi ama çok büyük bir ihtimalle 2 ya da 3 diye hatırlıyorum. Yine bunun zaten linki gelecek size. WhatsApp'tan atacağız. Kayıt olmak için ilettiğim linke tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki katıldınız arkadaşlar. İnşallah hepiniz tek uzamlı olursunuz. İnşallah 2024 hepimizin yılı olur. Bu yıl atananlar listesinde ismimizi görmeyi nasip etsin Allah. Tabii ki de bizim de özverimiz ve karşılıklı çabamızla hepinize çok güveniyorum. Bize güvenin, bu yola çıkın, hiç pişman olmayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.